Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 7. hafta konusuyla, ilk konusuyla karşınızdayım. Üslü ifadeler sevgili gençler. Konumuz bundan sonraki konu ise arkasından gelecek video. Köklü sayılar, köklü ifadeler sevgili gençler. 6 haftayı geride bıraktık. Yani yaklaşık olarak 1,5 ayı geride bıraktık. Ve sen bu 1,5 ayda kitabı neredeyse yarılamış olman gerekiyor. Matematiğin ilacı adlı soru bankamızı sevgili gençler. Diğer kampı takip edenler ise yine yaklaşık olarak bir 150-160. Sayfalara kadar gelmiş. Yani 150-160 sayfa kadar çözmüş olmaları gerekiyordu. Bakalım sevgili gençler, inşallah bu hedeflerini tutturanlar kamp bittiğinde kendilerini daha güvende hissedecekler, en azından TYT adına. Diyelim ve konumuza başlayalım. Şimdi A bir reel sayı ve N de pozitif doğal sayı olmak üzere. Eğer sen bak burada N tane A'yı yan yana çarpıyorsan, tamam mı? N tane A'nın yan yana çarpımı demek, bunu A üzeri N biçiminde gösterebiliyorsun. Yani yine aynı faktöriyeldeki gibi aslında bakarsanız kısa bir gösterim haline getiriyoruz biz bunu. Yani 100 tane A'yı yan yana yazıp çarpmak yerine A üzeri 100 diyoruz mesela. Bu anlama geliyor. Biz bunu anlayabiliyoruz. Biçiminde gösteren ifadelere üslü ifadeler denir. 1'in arkadaşlar her kuvveti 1'e eşittir. Her sayının birinci kuvveti yine kendisine eşittir. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere A'nın sıfırıncı kuvveti de daima ama daima 1'dir diyoruz. A üzeri 0, 0 tane A'nın yan yana çarpımı mı peki? Hayır. Biz buna özel olarak A üzeri 0'ı 1 olarak kabul ediyoruz. Birazdan sebebini de gösterebiliriz. 0 üzeri 0 sevgili gençler belirsizdir. Yani bu ne 1'dir ne de 0'dır. 0'ın hani herhangi bir kuvveti, n'inci kuvveti 0'dır. Tabii ki burada n 0'dan farklı olacak. Bunu da yazabilirsiniz buraya. Bundan kaynaklı acaba sonuç 0 mı yoksa üssü 0 olduğu için acaba cevabı 1 mi diye düşünmüyorsunuz. Sonuç belirsiz. A 0'dan büyük ise A üzeri n sevgili gençler yine sıfırdan büyüktür diyoruz. Bunu da buraya eklemeyi unutmayın. Pozitif bir sayının her kuvveti pozitiftir. Eğer ki A sıfırdan küçükse de diyoruz ki eğer ki N sayısı çiftse A üzeri N sevgili gençler. Bakın negatif bir sayının ben çift bir kuvvetini aldım sonuç. Sıfırdan büyük yani pozitif olacaktır. Negatif bir sayının ben burada N gibi bir tek sayı kuvvetini alırsam da negatifin tek kuvvetleri negatiftir diyebiliyoruz sevgili gençler. Şimdi A üzeri N ile A üzeri M'i çarparsak biz tek bir taban üzerinde N artı M'inci kuvveti diyeceğiz. Yani tabanı aynı olan sayılar çarpılırken üsler toplanır ve aynı tabana üs olarak yazılır diyebiliyoruz. Eğer ki bölünürse, evet şimdi çarpılırken topluyorsa bölünürken de ne yapacağız sevgili gençler? N'den M'yi çıkaracağız. Üsttekinden alttakini çıkaracağız arkadaşlar. A'nın eksi n'inci kuvveti demek ne demek? Yani burada negatif bir kuvvet varsa bu da sevgili gençler buradaki eksi sadece ama sadece takla attırmaya yarıyor. Tamam mı? 1 bölü A diyorsun ve n'inci kuvvetini alıyorsun. Bu da 1 üzeri n bölü A üzeri n'dir. Ya 1'in her kuvveti 1'di. Dolayısıyla 1 bölü A üzeri n biçiminde sen bunu yazabiliyorsun. A bölü B'nin eksi n'inci kuvveti varsa buradaki eksi ne işe yarıyordu? Takla işine yarıyordu. B bölü A diyorsun, takla attırıyorsun. Sonra da n'inci kuvveti dedikten sonra bu da B üzeri n bölü A üzeri n olarak yazabiliyorsunuz sevgili gençler. Geçtik sağ tarafa. A üzeri n de B üzeri n çarpılıyorsa, yani bu sefer hocam tabanlar değil de üsler birbirine eşitse, bak üssü aynı olan iki ifadeyi çarpıyorsan A kere B'nin direkt olarak n'inci kuvveti diyebiliyorsun. Mesela 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ü çarpıyorsan sen buna 6'nın 3. kuvveti diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Burada 6 2 ile 3'ün çarpımından elde edildi arkadaşım. A üzeri n bölü b üzeri n'i zaten az önce de göstermiştik. Bunu A bölü b'nin n'inci kuvveti diye de yazabiliyorsun. A üzeri a bölü b'nin n'inci kuvveti de buna eşit. Yani soruların içerisinde bunu buna ya da bunu buna çeviriyorsun. Hangisi işine geliyorsa artık soruların içerisinde sevgili gençler. Bu A üzeri 0'ın neden 1 olduğunu da şöyle açıklayabiliriz. 2'nin küpünü 2'nin küpüne bölerseniz 2 üzeri 3 eksi 3 gelir. Yani 2 üzeri 0 gelir. Ki zaten 2'nin küpünün 2'nin küpüne bölümü 1'dir. 2 üzeri 0 da bundan kaynaklı 1'dir diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar.
Şimdi şu kısma bakalım. Bakın burada eksinin herhangi bir kuvveti yok. Dolayısıyla eksi olarak kalacak. Eksi a üzeri 5 çarpı. Burada eksinin çift kuvveti var. Artı olur. A üzeri 4 gelir. Bakın burada eksinin tek kuvveti var. Dolayısıyla eksi a'nın küp gelir. Çarpı. Eksinin tek kuvveti var. Eksi olur. A'nın eksi 5. kuvveti de 1 bölü a üzeri 5'tir sevgili gençler. Şimdi şu eksiyle şu eksinin çarpımı pozitif yapar. Buradaki eksiden anlayabiliyoruz ki sonucumuz negatif çıkacak. A üzeri 5 ile bölü a üzeri 5 birbirini götürür. A üzeri 4 ile a üzeri 3'ü de çarparsanız üstlerini topluyordunuz. A üzeri 7 yapar ve böylelikle cevabımız eksi a üzeri 7 olur sevgili arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 11 eksi 5 çarpı 3 üzeri 12 bu işlemin sonucu kaçtır? Tabii ki 3'ün 10. kuvvetini, 3'ün 11. kuvvetini, 3'ün 12. kuvvetini hesaplayıp da işlem yapmayacağız. En küçük kuvveti arayacaksınız. 10, 11 ve 12 arasında en küçük kuvvet hangisidir? 10'dur. O halde sevgili gençler 3 üzeri 10 parantezine alacaksınız bunu. Burada sadece 2 kalacak. Artı şurada sadece bir tane 3 üzeri 1 yani 3 kalacak. Eksi burada da bir tane 5 ve 2 tane 3 kalacak. Güzel. 3 üzeri 10'u yazdı. 3'ün karesi 9. 5 ile çarparsam 45. Şurası da 5 zaten. 5'ten 45'i çıkarırsanız eksi 40 gelecektir. Demek ki cevabımız ne olacak? Eksi 40 çarpı 3 üzeri 10 olacak sevgili gençler. Cevabımız budur diyebiliriz. Ne yaptık? Unutma. Her zaman en küçük kuvveti arayıp onun parantezini alıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu soruda 4 üzeri 21. Bak 4 2'nin karesidir. Ayarlanmış biçimde verilir sorular zaten. Bunun 21. kuvveti eksi 2 üzeri 39 dedim. Bölü alt kısımda 8 2'nin küpüdür ve bunun da 13. kuvvet dedik sevgili gençler. Şimdi şunları çarpıyorsunuz. 2 üzeri 2'nin 21. kuvveti, 2 üzeri a'nın b'nin kuvveti varsa bunu özellik olarak yazmamışım sanırım. Bunu da yazın arkadaşlar özelliklerin arasına. Bu 2 üzeri a kere b'dir. O halde 2 ile 21'i çarparsanız 2 üzeri 42 gelir. Eksi 2 üzeri 39'umuz var. Bir de bölü 3 kere 13 de 2 üzeri 39 yapar yine. Daha sonrasında üst tarafı 2 üzeri 39 parantezine alacağım. Neden? Çünkü küçük kuvvet bu. 39 parantezinde 39'a ne eklersem 42 olur. 3 dolayısıyla 2 üzeri 3 diyorsunuz. Eksi bir de 1'imiz var. Bölü alt kısımda zaten 2 üzeri 39 vardı. Bununla bu birbirini götürürse geriye 2'nin küpü 8 eksi 1'den 7 kalır. Cevabımız 7'dir diyebiliriz. Düşünün ki bu kadar büyük sayılar aslına bakarsanız şunları hesaplamaya kalksanız gayet de çok büyük sayılar olacaktır. Çok büyük sayıları birbirinden çıkarıp çok büyük bir sayıya böldük ama sonucu rahatlıkla 7 olarak bulduk. Bu da matematiğin bir cilvesi bence. 70. sayfama geçtim ilk örneğim. Hocam sayı ikenin küçüğünü bulmak kolaydı da burada harfler var bunların en küçüğünü nasıl bulacağız? Bak şimdi n'ye 3 eklemiş, 2 eklemiş, 1 eklemiş en küçüğü tabii bu, tabii ki budur. N'den 1 çıkarmış, 2 çıkarmış, 3 çıkarmış. Tabii ki en küçüğü budur. O halde üst tarafı 3 üzeri n artı 1 parantezine alacağım. Şurada n artı 1'e ne eklersem n artı 3 olur? 2. O zaman 3 üzeri 2. Eksi. Burada n artı 1'e kaç eklersem n artı 2 olur? 1 tabii ki. Dolayısıyla 3 üzeri 1 artı. Burada da bir şey kalmadığı için 1 yazıyorsunuz. Bölü. Alt kısımda ise 3 üzeri n eksi 3 parantezine alacağım. Burada n eksi 3'e kaç eklersem ben n eksi 1 olur? Tabii ki 2. Eksi. Burada n eksi 3'e kaç eklersem n eksi 2 olur? 1. Ve burada da bir şey kalmadığı için yine artı 1 diyorsunuz. Dikkat ettiyseniz bak bunlar çarpım durumunda. 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1 artı 1. 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1 artı 1. Bunlar ikisi birbiriyle aynı olduğu için tamamı birbirini götürür. Burada da kalanlar da tabanlar aynı olduğu için üsttekinin yani pay kısmının üstünden payda kısmının üstünü çıkaracaksın. Yani n artı 1'den n eksi 3'ü çıkaracaksın. Ve bu da sevgili gençler 3 üzeri n artı 1 eksi n artı 3 yapar. Burada eksi n ile artı n gider. 1 ile 3'ün toplamı 4 olduğu için 3 üzeri 4'tür. Ya da cevap 81'dir diyebilirsiniz. Geçtim bir diğer örneğime. 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımını sevgili gençler şöyle yazabiliriz. Hatta ve hatta hiçbir şey yazmayalım. Aynen bu şekilde kalsın. Üst taraf 3 üzeri a çarpı 3 üzeri a. Bir de alt kısma bakalım. Kaç tane 3 üzeri a var burada? 3 tane. 3 çarpı 3 üzeri a. Bu da neymiş arkadaşlarım? 27'ymiş. Şimdi sen görüyorsun burada 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpım durumunda olduğunu, bölüm durumunda olduğunu. O halde gider.
3 üzeri a bölü 3 de sevgili gençler 3 üzeri a eksi 1'dir. Neden? Çünkü bunun birinci kuvveti var burada. A'dan 1'i çıkardık. 27 dediğimiz sayı da 3'ün küpüdür biliyorsunuz. Madem öyle bak taban 3 taban 3. E şimdi üstlere bakalım. A eksi 1 ile 3. Demek ki a eksi 1 neye eşitmiş? 3'e. A eksi 1 eşittir 3 dersek eksi 1 atacaksın karşıya. Ve diyeceksin ki hocam a 4'müş diyeceksin. Üstü denklemler. Şimdi a sıfırdan farklı olmak üzere 1'den ve eksi 1'den farklı olmak üzere a üzeri x a üzeri y'ye eşitse sevgili gençler burada yapmamız gereken şey şu bak 0, 1 ve eksi 1'den farklıyken a üzeri x a üzeri y'ye eşit oluyorsa ne yapman lazım? Hocam x ile y birbirine eşit olmak zorunda diyorsun. Aslına bakarsan üstteki gibi yani son çözdüğümüz soru da bununla alakalı. Bak burada 3 ile 3 birbirine eşit. O zaman a eksi 1 ile 3 de birbirine eşittir diyorsun. Burada a ile a birbirine eşitse o zaman x ile y de birbirine eşittir diyorsunuz. Devam edelim sağ üst tarafta diğer örneğimizde 16'nın 4 a'nıncı kuvveti. Şimdi ben bu 16'yı 2 üzeri 4 yazarım hiç üşenmem. Bunun da 4 a'nıncı kuvveti eşittir. 8 de 2'nin küpüdür. Bunun da 6'ncı kuvveti var elimizde. Şimdi sen şurada buradaki 4 ile 4 a'nın buradaki de 3 ile 6'nın çarpılacağını biliyorsun. 2 üzeri 16 a eşittir. 2 üzeri 3 kere 6 kaç yapar? 18 yapar. E şimdi ikiler birbirine eşitse o zaman 16 a da bir zahmet 18'e eşit olacaktır. Madem öyle a eşittir 18 bölü 16'dır. Biraz da sadeleştirmeyi başarabilirsek bunu. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 8. A kaçmış arkadaşım? 9 bölü 8'miş. Cevap budur diyebiliriz. Geçtim bir diğer kısma. İki tane uyarımız var. N tek sayıysa a üzeri n eşittir b üzeri n ise sevgili gençler. Burada a b'ye kesinlikle eşittir. Yani üstler birbirine eşitken tabanlar da birbirine eşittir. Ama şartımız ne? N'lerin tek sayı olması. Eğer ki n burada çift sayıysa o zaman biraz düşünmek lazım. Ya a b'ye eşittir diyeceksin ya da a eksi b'ye eşittir diyebilirsin. Neden? Sonuç olarak 5'in karesi eşittir 5'in karesi olduğu gibi 5'in karesi eksi 5'in de karesine eşittir. Yani hem artılısına hem de eksilisine ayrı ayrı eşitliyorsunuz sevgili gençler. Örneklerini göreceğiz şimdi. Bakınız. A artı 3'ün 2020. kuvveti 2A'nın 2020. kuvvetine eşitse sen ne yaparsın o zaman? Diyeceksin ki hocam A artı 3 bir 2A'ya eşittir. Bir de bu A artı 3 eksi 2A'ya eşittir diyeceksin. E şimdi buradan A'yı at bu tarafa A eşittir 3 gelir. Burada eksi 2A'yı bu tarafa at 3'ü karşıya atarsanız 3A eşittir eksi 3 gelir. Buradan da A eşittir eksi 1 gelir. A değerlerinin toplamı sorulmuş. E bir 3 bulduk bir de eksi 1 bulduk. Bunların toplamı nedir? Tabii ki 2'dir. Demek ki cevabımız da budur diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi elimizde şöyle bir eşitlik varsa yani 2 üzeri n eşittir 1 gibi bir eşitlik varsa bu denklemin çözümü için 3 tane farklı durum söz konusu. İlk durum x'in tabii ki 1 olması. Sonuçta 1'in her kuvveti 1'dir. Dolayısıyla x 1 ise kesin sağlar diyoruz. İkinci bir durum için x eksi 1 olabilir. X eksi 1 olur ama n'inci kuvveti bunun 1'e eşit olacaksa buradaki n kesinlikle çift olmalı diyoruz. Ve üçüncü durumda n 0 olabilir. Yani x'in 0'ıncı kuvveti 1 iken evet doğru her sayının 0'ıncı kuvveti 1 ama bir tanesi hariç. Ne olmak zorunda? X'in 0'dan farklı olması gerekiyor diyeceğiz sevgili gençler. Bu 3 durum bu tarz soruları çözmenizde size büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi mesela şuna bakalım. X artı 3'ün 2x artı 6'ncı kuvveti 1. Kaç farklı x sayısı vardır bunu sağlayan diye soruluyor. Öncelikle diyeceğiz ki x artı 3'ü 1 yapan değer sağlar. Yani x eşittir. Eksi 2 sevgili gençler. %100 sağlar deriz. 2. Eğer ki x artı 3 eksi 1 ise x eşittir. Eksi 4 olur. X eksi 4 iken bak şimdi şurayı eksi 1 yaptı. Şu kısım eksi 1 oldu. Ben bu bulduğum eksi 4'ü şurada yerine yazacağım. 2 kere eksi 4 eksi 8 6 daha eksi 2 yapar. Ve eksi 1'in çift kuvveti olduğu için 1'e eşit olur. Demek ki bu da sağlıyor. Bu sağlamıştı bu da sağladı. Bir üçüncü durum ise 2x artı 6'nın 0 olma durumu. Yani x'in eksi 3 olma durumu. Acaba bu sağlar mı? Götür yaz yerine şurada eksi 3 artı 3 0 yapar. E üst tarafı da 0 veriyordu zaten. 0 üzeri 0 1 mi? Hayır değil. Demek ki buradaki eksi 3'ümüz sağlamayacak. Kaç farklı x sayısı vardır diye sorulmuştu. 2 tane sevgili gençler.
X sayımız vardır. Buradaki sağlamadı, haberiniz olsun. Devam ediyorum bir diğer sorum. 7-x'in x kare eksi 49. kuvveti 1 ise o zaman ne yapacağız? Bak diyeceksin ki bir kere hocam 7-x'i 1 yapan değer %100 sağlar. Yani x'in burada 6 olması kesinlikle bunu sağlayacaktır. Bu 1. 2. Hocam alt kısım yani 7-x eksi 1 olabilir. Yani x'in burada 8 olması mantıklı olabilir. Peki x 8 ise şurada yerine yazdığın zaman bak burası ne gelir? 64-49 gelir. Yani 16 gelir. Ve 16 mı gelir? Hayır, özür dilerim. 64'ten 49'u çıkarıyoruz. 15 gelir. Şimdi ben burayı eksi 1 yapmıştım. Eksi 1'in acaba 15. kuvveti 1 yapar mı? Yapmaz. Ne yapar? Eksi 1 yapar. Tek kuvvet negatifin tek kuvveti negatiftir. O zaman demek ki bu sağlamıyormuş. Bir de son durumumuz ne var? X kare eksi 49'un 0 olma durumu. Yani x karenin 49 olma durumu. Yani o halde x ya 7'dir ya da eksi 7'dir diyeceksin. Şimdi acaba 7 sağlar mı? Bakalım. 7'den 7 çıktı 0. 7'nin karesi 49 eksi 49'dan 0. 0 üzeri 0 1'e eşit değildir. Demek ki bu da sağlamıyor. Peki şu sağlar mı? Eksi 7. 7'den eksi 7'yi çıkarırsam 14 kalır. 14'ün 0. kuvveti de taş gibi 1'dir. Demek ki bu da sağlıyor. Bak sağlayanları maviyle işaretlemiştik. Kökler toplamı sorulmuş. Birisi 6, öteki eksi 7. Kökleri toplarsanız kaç gelir? Eksi 1. Eksi 1 de bizim cevabımız olur arkadaşım. Evet, 71. sayfamızın sağ üst tarafına geçmiş bulunuyoruz. 9 üzeri a eksi 1 eksi 12 çarpı 3 üzeri a eksi 2 artı 3 eşit 0 olduğuna göre anılabileceği değerler çarpımı. Şimdi gençler bakın, bu 9 dediğimiz sayı 3'ün karesidir ve bunun a eksi 1. kuvveti ele alınmış. Eksi 12 çarpı 3 üzeri a eksi 2 dedim, artı bir de neyimiz var? 3 eşittir 0. Gelin şunları bir çarpalım 2 ile a eksi 1'i. Çarparsak bakın ne gelir biliyor musunuz? 3 üzeri 2a eksi 2 gelir. Eksi 12 çarpı 3 üzeri a bölü 9 yazabilir miyim acaba ben buraya? Neden? Çünkü 3'ün karesi bak 3'ün a'nın kuvveti bölü 3'ün karesi yani 9. Artı bir de 3'ümüz var eşittir 0. Şimdi şurayı da düzenleyelim madem öyle. 3 üzeri ben şu kısmı 3 üzeri 2a bölü 9 diye yazamaz mıyım? Yazarım. Bu da 3 üzeri a'nın karesidir. 3 üzeri 2a bölü 9'umuz mevcut. Eksi 12 çarpı 3 üzeri a bölü 9 artı bir de 3'ümüz var eşittir 0. Şimdi bu denklemi daha rahat çözebilmek adına ben diyorum ki ulan gelin bunu 9'a çarpalım hadi. 9'a çarparsak bu gider bu gider, bunu da 9'a çarpmış olursun. Böylelikle 3 üzeri a'nın karesi eksi 12 çarpı 3 üzeri a artı 27 eşittir 0 gelir. Şimdi arkadaşlarım ben buradaki 3 üzeri a'lara x demek istiyorum. Nedenini anlayacaksınız. X'in karesi eksi 12x artı 27 eşittir 0 gelirse eğer, x'e x, eksi 3'e eksi 9 diye yazarsam bunu da çarpımları 27, toplamları eksi 12. Demek ki benim burada x'imden bir tanesi 3, öteki de 9 olacak. Şimdi x 3 ve 9 ise ben x diye ne dedim? 3 üzeri a demedim mi? O zaman 3 üzeri a eşittir 3'tür ya da 3 üzeri a eşittir 9'dur diyeceğiz. Buradan a eşittir 1 gelir, bir de a eşittir 2 gelir. Başka da bir şey gelmez. Ne demişti bize? A'nın alabileceği değerler çarpımı. 1'i 1, öteki de 2 geldi. 1 kere 2 sorulmuş bize. Çok zor bir soru değil mi? 1 kere 2 kaç yapar? 2 yapar. Bu da bizim cevabımızdır arkadaşlarım. Bir diğer örneğimiz. X ve y tam sayı olmak üzere 2 üzeri x artı 3, 3 üzeri y eksi 4'e eşit olduğuna göre x artı y çarpımı kaçtır? Toplamı pardon. Şimdi tabanlar birbirinden farklı. O zaman ne diyeceğiz? Bunun da üssü sıfırdır. Bunun da üssü sıfırdır diyeceğiz. Yani x'imiz eksi 3 gelecek. Y'miz de 4 gelecek. Bunları topla demiş. Toplayınca bunları 1 gelir. Cevap da budur diyeceğiz. Neden 0 yaptık? Çünkü tabanlar farklıysa ancak 2 üzeri 0, 3 üzeri 0'a eşit olacaktır. Bunlar tam sayıyken arkadaşlar. Anlaştık. Bir diğer sorumuz. Ben A'dan çıkaramayız. A artı 1 değil çünkü. Pekala. Şöyle yapalım. Şu 3'ün karesi midir? Evet. İçler dışlardan 3 üzeri A artı 2 eşittir 3 üzeri A artı 1 diyeceğim. Tamam dedik. Sıkıntı yok. Peki ama böyle bir durum söz konusu.
3 üzeri a artı 2'den 3 üzeri a'yı şu tarafa atıp çıkarsak, 3 üzeri a artı 2'den 3 üzeri a çıkınca 1 kalacakmış. Madem öyle, 3 üzeri a parantezinde şurada ne kalır? 3'ün karesi eksi şurada ne kalır? 1 eşittir 1 diyeceğim. Tamam. Şimdi şu kısım kaçtır arkadaşlar? 3'ün karesinden 1 çıkarırsak 8 gelir. Yani o zaman 3 üzeri a eşittir. Bu 8'i karşıya atarsam 1 bölü 8 gelmez mi? Gelir. Şimdi bak, şu hamle soruyu bitirdi. Neden biliyor musun? Bundan kaynaklı. 9 üzeri a, 3 üzeri a'nın karesi değil mi? Buradaki de aynı şekilde 3 üzeri a'nın karesi değil mi? Ben 3 üzeri a'yı 1 bölü 8 buldum. Demek ki bu kısım 1 bölü 8'in karesi. Yani 1 bölü 64 bölü 1 bölü 64 artı 1. Bunu çözeceğiz yani. 1 bölü 64 bölü, bak, 1 kere 64, 64 1 eklersem 65 bölü 64 yapmaz mı? Yapar. Bunu da ters çevirip çarpalım. 1 bölü 64 çarpı 64 bölü 65 dersiniz. 64'ler gider. Cevap da 1 bölü 65'in ta kendisi gelir sevgili gençler. Evet. 72. sayfamıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar, 72. sayfa üslü sayılardaki, üslü ifadelerdeki son sayfamız. Daha sonrasında köklü ifadelere geçeceğiz. Bakalım sorumuza. Bu tarz sorularla çoğu soru bankasında karşılaşırsınız. Nasıl yapılacağına dair de klişe bir çözümü var. Bakın, 3 üzeri a eşittir. Şu 125 tanıdık geliyor değil mi? 5'in küpü. 5 üzeri b'yi bu tarafa yazdım. 27 de 3'ün küpü. Bak, ne büyük hikmet ki 3'ler ve 5'ler alt alta geldi. Daha sonrasında ne yapıyorum? Ne yapıyorsun biliyor musun? Bunları yazdıktan sonra a'nın 3'e oranı, a'nın 3'e oranı 3'ün b'ye oranına eşittir diyorsun. İçler dışlar çarpımı yapalım mı? Yapalım. 3 kere 3 9 eşittir a kere b. Bana ne sorulmuştu? A kere b neye eşittir? 9'a eşitmiş işte. Bu kadar basit. Önemli olan, unutmayın, 3'ün kuvvetiyle 3'ün kuvvetini oranlıyorsunuz. 5'in kuvvetiyle 5'in kuvvetini oranlıyorsunuz. Bu şekilde yapılacak sevgili gençler bu soru tipleri. Geçtim bir diğer kısma. A üzeri x a üzeri y'den küçük iken, bak, a 0 ile 1 arasındaysa, yani a basit kesirse, buradaki işareti yön değiştireceksin. X y'den büyüktür diyeceksin. Eğer ki a 1'den büyükse o zaman aynı işaret geçerlidir diyebilirsin. Mesela soruda sana istediği seçeneği sunar. Sen istediğin seçeneği seçersin. Sıkıntı yok. Bak şimdi. Ben burada 4 üzeri x eksi 1, bunu bozmadım. Küçüktür. Lan şimdi 4 yapabiliriz biz bunu. 4 üzeri eksi 1 yazarsam olur. Bunun x artı 3. kuvveti dedik. Böylelikle 4 üzeri x eksi 1 küçüktür. 4 üzeri eksi x eksi 3 gelir. Eksi 1 ile aha da bunu çarparsam, tamam mı? Şimdi bak, 4 1'den büyük bir sayıdır. O halde işareti değiştirmeyeceğiz. Diyeceğim ki x eksi 1 küçüktür. Eksi x eksi 3 diyeceğim. Eksi x attım bu tarafa. X'in yanına 2x oldu. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 1 diye geçti ve küçüktür eksi 2 oldu. Her iki tarafı da 2'ye bölerseniz x küçüktür eksi 1 gelir. Çözüm kümesi sorulmuştu. X elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan açık aralık diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bunu biliyorsunuz, basit eşitsizlikleri falan artık değil mi? Tamam. 13 üzeri a eksi b, 31 üzeri a artı b eksi 8 olduğuna göre a kere b kaçtır? Öncelikle biri 13, öteki de 31. Bunların kuvvetleri birbirine eşit olacak. Nasıl olacak bunların kuvvetleri birbirine eşit? Şöyle diyeceksin ki a eksi b eşittir 0, yani a b'ye eşittir diyeceksin. Tabi bir de a artı b eksi 8 de 0 olacak. Şimdi a b'ye eşitse, ben burada A gördüğüm yere B yazamaz mıyım? Yazarım. 2B eksi 8 ile karşıya da eşittir 8 gelir. B buradan kaçtır? 4'tür. B 4 ise A'da 4 değil midir? Birbirine eşit sonuçta. Evet. Çarpımları sorulmuş. A kere B, yani 4 kere 4. 16 dersiniz. Niye 0'a eşit dedik? Artık sebebini biliyorsunuz. 13'ün 0. kuvvetiyle 31'in 0. kuvveti ikisi de 1'dir de ondan üstlerini 0'a eşit dedik sevgili gençler. Devam, bir diğer soru. 15 üzeri x eşittir 5 üzeri x artı 2 olduğuna göre 9 üzeri x artı 1 ifadesi neye eşittir? Bak, 15 3 kere 5'tir. 3 kere 5'in x'inci kuvveti 5 üzeri x artı 2'ye eşitmiş. Biz bunu anladık.
Sonra da ben bunu 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x biçiminde yazabilirim. Bu da 5 üzeri x artı 2 eşitmiş deriz. Böylelikle 3 üzeri x eşittir 5 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x olarak yazılır. Niye böyle yazdım? Bu burada çarpım durumundaydı. 5 üzeri x. Ben bunu bölüm olarak karşıya attım. İse 3 üzeri x eşittir. X artı 2'den x'i çıkarırsam 2 kalır. O zaman bu 5'in karesine eşitmiş. Şimdi bu 9 üzeri x artı 1 nedir? Bu 9 üzeri x artı 1 sevgili gençler 3 üzeri 2'nin x artı 1'inci kuvveti değil midir? Evet. Bu da 3 üzeri 2x artı 2 değil midir? Evet. Şimdi ben 3 üzeri x'den şöyle 2 tanesini yan yana çarparsam, sonra bir de bunu 3'ün karesiyle çarparsam üstlerini toplamaz mıyım? Toplarız. Bak x artı x 2x, 2 daha 2x artı 2. Bana da zaten bu sorulmamış mıydı? Evet. Benim 3 üzeri x kaçtı? 25. Bu da 25. Şu kaçtı? 9. 25 kere 25 sevgili gençler 625'tir. Bunu da 9'la çarp demiş. Ben bunu 9'la çarpacağım 625'i cevabı bulacağım. Neye eşittir diye sormuştu. 5 kere 9 45 4 elde. 2 kere 9 18 22 4 elde olduğu için elde 2. 6 kere 9 54 2 de elde vardı 56. Yani 5625'e eşitmiş cevabımız sevgili arkadaşlar. Evet geçtim bir diğer soruma. 3 üzeri n artı 1 artı 3 üzeri n 4 bölü 27 olduğuna göre n kare artı n artı 1'in karesi neye eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi şu kısmı 3 üzeri n parantezine bir alın bakalım. 3 üzeri n parantezine küçük olan n çünkü. N artı 1 mi küçük n mi küçük? 3 üzeri n. Şimdi o zaman burada 3 kalır, burada da 1 kalır diyebilirim. Bu da 4 bölü 27'ye eşitmiş. Şimdi 3 artı 1 4 yapar. 4 çarpı 3 üzeri n eşittir. 4 çarpı çarpım. Hocam bölüm var niye çarpı 27 nedir? 1 bölü 27 3'ün eksi 3'üncü kuvveti değil mi? Evet. Demek ki 4 de 4 giderse 3'ün elinci kuvveti de 3'ün eksi 3'üncü kuvvetine eşit. Yani neye kaçmış burada? Eksi 3'müş. Artık soru basit. Eksi 3'ün karesi buraya da eksi 3 artı 1 diyeceksin. Eksi 3'ün karesi nedir? Tabii ki parantez içinde eksi 3'ün tamamının karesinden bahsediyoruz. 9. Eksi 3'e 1 eklersen eksi 2 karesini alırsan da 4 gelir. Cevap nedir o zaman? 13'tür deriz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer örnekte ki bu da son sorum üslü ifadelerde. A eksi B bölü B üzeri eksi 1 eksi A üzeri eksi 1. Şu B üzeri eksi 1 neydi? 1 bölü B. A üzeri eksi 1 de 1 bölü A değil mi? Evet. O zaman bunu A ile bunu B ile genişletsem ya ben. Üst taraf aynen kaldı A eksi B. Bölü alt kısımda ise bak A kere 1 A eksi B kere 1 B. Bölü a kere b. Şimdi bunu da ters çevirip çarparsak a eksi b çarpı ab bölü a eksi b. Ve böylelikle tabii ki a eksi b'lerin gittiğini görürsünüz. Cevap olarak da karşımıza sadece ne çıkar? A kere b çıkar sevgili gençler. Yani şu karman çorman olan ifade yine sadece a kere b'ye eşitmiş diyebiliriz. Evet. Valla güzel ve hızlı bir dersti. Güzel bir dersti. Umarım açıklayıcı olmuştur. Gerçekten hani nasıl diyeyim konuyu kavramak adına net sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Umarım sen de öyle düşünmüşsündür. PDF'ini yine videonun altında paylaştım. Çıktısını alıp bir an önce sen de bu videoyu benimle beraber tamamlayabilirsin arkadaşım. Sonraki videoda yani köklü sayılar videosunda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.